Bir seyircimiz şöyle bir soru sormuş bize. Köpeğim gerek evde gerek bahçede ne bulursa kemiriyor. Bu konu onun sağlığı için bir tehdit oluşturur mu? Ve eğer bir tehdit oluşturursa bunları engellemek için ne yapmalıyım? Şeklinde bir soru sormuş aslında. Herkesi de ilgilendiren bir soru. Öncelikle kolay o kısmını anlatayım. Tabii ki yabancı cisim kemirmesi, işte tahta kemirebilir, bahçe hortumu kemirebilir, herhangi bir şey kemirmesi ve yutması köpeğiniz için her zaman bir sağlığı için risktir. Bazen bunları dışkı yoluyla dışarı atamazlar ve işin sonu operasyon olmaya ve onların ameliyatla çıkartılmasına kadar gidebilir. Ve bu da ciddi bir konu, ciddi bir risk. O yüzden öncelikle bunları yapmamasını sağlamamız gerekiyor. Bunu yapmamasını sağlamak için ne yapmak lazım? Neden bu kemirme olayını yaptığını bir şekilde çözmemiz gerekiyor, anlamamız gerekiyor. Burada neyi göz önüne alacağız? Öncelikle bazı ırklar vardır ki doğuştan kemirgendir. Mesela bunlara en iyi örneklerden bir tanesi Jack Russell ırkı. Yani Jack Russell ırk olarak doğuştan kemirgen bir ırk ve ne yapsanız bir şeyleri kemiriyor. O yüzden böyle bir ırka sahipseniz zaten ırkından dolayı olacağı için ne kullanabilirsiniz? Böyle kemirmeyi engelleyici bazı ürünler var, spreyler var. Bunlardan kullanabilirsiniz. Otorite disiplin her zaman önemli. Irktan dolayı bunu yapıyorsa bu şekilde gitmek lazım. Onun dışında kemirgen ırklardan biri değilse bunun sebebini araştırmak lazım. Hayvanda bir çeşit mineral eksikliği olabilir. Bunu da veterinerinize başvurup kontrol ettirmeniz gerekiyor. Yani işte kalsiyum eksikliği, magnezyum eksikliği gibi herhangi bir vitamin mineral eksikliğinden dolayı yapıyor olabilir. Veya da hayvanların biliyorsunuz her zaman bir kemirme ihtiyaçları var. Özellikle büyük ırklarda belki bu daha bile fazla oluyor. Onlara yapay kemikler vermediğiniz zaman bunu yapıyor olabilir. Yani sırf o kemirme ihtiyacını gidermek için yapıyor olabilir ki aslında en fazla rastladığımız sonuç kemirme ihtiyacını normal yolla gideremediği için bir şekilde eşya kemirmesi. O zaman ne yapacağız? Yapay kemikler alacağız. Diyelim ki yapay kemikleri sevmediler. O zaman kasaptan gerçek kemikler alıp, tabii burada da neye dikkat etmeliyiz? Kırıp da yutamayacağı kemikler almalıyız. Bu da çünkü bir risk olacaktır. Yani köpeğinize eğer verdiğiniz kemiği kırıp yutarsa, o da bağırsaklarını, midesini zedeleyebileceği için gerçek kemikler de onun için bir risk olabilir. O yüzden mutlaka büyük kasaptan büyük kemikler alacaksınız ve köpeğinizin bunları kırıp da yutamadığından emin olacaksınız. Ha, bunun dışında sadece size ceza vermek için sizin bir eşyanızı kemirebilir, parçalayabilir. Veya da kendince bir yaramazlık yapmak oyun haline getirmiş olabilir bunu. Orada da gene uzaklaştırıcı spreyler, gene disiplin, bunu suçüstü yakalamaya çalışıp yaparken hayır demek ve cezalandırmak. Nasıl ki tuvaletini yanlış bir yere yaptığında sürekli hayır diyoruz, kızıyoruz ve onu doğru yere yapmaya yönlendiriyoruz ödüllerle. Aynı şekilde bunları yaparken yakalayıp sürekli kızarak, uyararak o huyundan vazgeçirmeye çalışabiliriz. Yani sebebini önce çözüp o sebebe göre anlattığım çözümlerden birini yaratabiliriz.